Değerli izleyenler, Anadolu Televizyonu ve Kent Haber Gazetesi haber merkezimiz tarafından hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehirli çiftçiler kendilerine kulak verecek birilerini bekliyor. Üretim için gübre ve mazot fiyatlarında düşüş şart. Ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de zor şartlarda çiftçilik ile uğraşan vatandaşların hükümetten istekleri var. Çiftçi, gübre ve mazot fiyatı düşmeli diyor. Ekonomik sıkıntılar ve pahalılığın boy gösterdiği ülkemizde özellikle çiftçiler zorlu bir süreçten geçiyor. Bu sürecin fırsata çevrilmesi için üretimin artırılması gerektiğini söyleyen Nevşehirli çiftçiler bunun için de mutlaka gübre ve mazot fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini söylüyorlar. Başta ziraat odaları, tarım kooperatifleri ve il müdürlüklerinin bu konu hakkında seslerini duyurması gerektiğini ifade eden Nevşehirli çiftçiler, çiftçinin şartları iyileştirilmezse çiftçi şartları iyileştirir ve rahatına bakar diyor. 40 yıldır çiftçilikle uğraşan ve buğday, arpa, çavdar, nohut gibi hububat ürünleri eken Gülşehirli çiftçi Fazlı Koç, yaşadıkları bu zorlu süreci anlatarak pahalılığın getirdiği zorlukları anlattı. Daha önceden hiç değilse aldığımız mahsul zararı kurtarıyordu. Şimdi her şey tepetaklak oldu. Üretim artık cepten gidiyor. Geçen 600 TL'ye doldurduğumuz bir traktörün deposu bu yıl yaklaşık 1600 TL'ye doluyor. Bir depo ile de aşağı yukarı 30 dekar tarla sürülebiliyor. Buna lastiğinin eskimesi, traktörün arıza yapması eklenince çiftçi zararın da zararına uğruyor. Hükümetin bir an önce çiftçinin şartlarını iyileştirmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. Bu düzen böyle giderse insanlar daha uzun süre marketlerde un, yağ, şeker kuyruğuna girer. Bu tür olayların yaşanmaması adına çiftçinin iyi korunup kollanması gerekiyor dedi. Nevşehir'de farkındalık oluşturmak amacıyla ekranı kapat, dünyaya koş sloganıyla halk koşusu düzenlendi. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nca başlatılan Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 kilometrelik parkurda yapılan koşuya 120 kişi katıldı. Kayaşehir'den başlayan ve 3 nolu çim sahada sona eren yarışmaya Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da katıldı. Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte koşuya katılan ve parkuru tamamlayan Belediye Başkanı Savran, koşu sonunda dereceye girenlere madalya ve kupalarını İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat ile birlikte verdi. Savran, davranışsal bağımlılık ile mücadele seferberliği kapsamında tüm halkın katılımı ile davranışsal bağımlılık ile mücadeleye karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturulması amacıyla düzenlenen koşuya katılan öğrenci ve vatandaşları tebrik etti. Nevşehir İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler köylerde meydana gelen arızalara hızlıca müdahale ediyor. Bu kapsamda İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağ köyünde, Hacı Bektaş ilçesine bağlı Aşağı Barak ve Büyük Kışla köylerinde, Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköy'de, Avunus ilçesine bağlı Mahmut köyünde, Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde içme suyu elektrik arızaları giderildi. Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde, Merkez ilçeye bağlı Özyayla ve Boğaz köylerinde, Avunus ilçesine bağlı Altıpınar köyünde bulunan hanelerin kanalizasyon çekim işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca yol ve ulaşım hizmetlerine bağlı ekipler ise Göreme Uçhisar arasındaki yolda güvenlik amacıyla levha çalışması yaptı. Merkez ilçeye bağlı Çardak, Basan Sarnıç ve Alacaşar köylerinde, Gülşehir ilçemize bağlı Yeşilli ve Yeşilöz köylerinde asfalt yapım çalışmaları gerçekleştirildi. Merkez ilçeye bağlı Basan Sarnıç, Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde asfalt, yama ve kumlama işlemi yapıldı. İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay düzenlediği basın toplantısında Hasan Ömer'e cevap vererek Nevşehirli'ye ey Nevşehirliler bu çalınan para sizindir ve yanlış duymadınız 1 milyar TL'dir dedi. Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısına isim vermeden İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay'a hedef gösteren Nevşehir Belediyesi'nin eski başkanı Hasan Ömer siyasi kulisleri bir hayli hareketlendirmişti. Bu açıklamaların ardından şimdi de İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay konuştu. Geçen hafta bir açıklama yaparak eski belediye başkanı Hasan Ömer döneminde yapılan kanunsuzluk, yolsuzluk ve hırsızlıkları sıralayarak Nevşehir halkının nasıl yağmalandığını, bütün çıplaklığıyla ortaya koyduğunu ve bu iddialarını da yenilediğini ifade eden Ömer Ay, söylediklerini kısaca özetleyerek Hasan Ömer'in 15 yıllık başkanlığı döneminde
Nevşehir'de 252 imar tadilatı, 7 imar revizyonu yapılmıştır. Revizyon adı altında kişiye özel parsel uygulaması yapılamayacağı çok açık bir kanun hükmü olmasına rağmen kişiye özel parsel uygulaması yapılmıştır ve her uygulamadan daire veya yüklü miktarda para alınmıştır demiştim dedi. Ömeray açıklamalarına şu şekilde devam etti. Belediye eski çalışanlarından Mehmet Uluçay'ın mal varlığını paylaşan ay, Nevşehir Belediyesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Uluçay'ın 44 sayfalık mal beyanında 33 dairesinin 11 tanesi eski eşinin, 11 tanesi Ahmet Kaynar adlı büro memurunun, 11 tanesinin ise Burcu Köyoğlu'nun üzerine tescilli olduğu belirtilmiştir. Mehmet Uluçay'ın 7,5 kilogram altın ve yine Ahmet Kaynar üzerinde kayıtlı 12 lüks arabasının olduğu, Susanoğlu'nda 5 milyon değerinde yazlığının olduğu Nar Yeşil Vadi bölgesindeki hazine arazilerini bir emlakçı, bir mimar ve kardeşi Hakan Uluçay adına satın aldığı bizzat belirtilmiştir. Nissara, AVM ve Crown Plaza konusunu ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Projede kapalı alan olarak 60 bin metrekare, inşaat alanının 140 bin metreye çıkarılmak suretiyle 36 milyona satıldığını açıklamıştım. Bugün Nissara ve Crown Plaza'nın değeri 4 milyarın üzerinde ve kiralarla birlikte aylık gelirinin 36 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ve özetle külliye de dahil edilerek cami üzerinden dahi hırsızlık yapıldığını ifade eden Nevşehir halkının 1 milyar TL'sinin eski parayla 1 katrilyonunun çalındığını söylemiştim. Ey Nevşehirliler, bu çalınan para sizindir ve yanlış duymadınız. 1 milyar TL'dir. Hasan Ünver bana cevaben bu konularda bir açıklama yaptı mı? 15 yıl belediye başkanlığı yaptığı şehrin halkının yüzüne bakamayan ve sokağına dahi çıkamayan Hasan Ünver bana cevap vereceğini söyleyerek ortaya çıkmış ve evinden ancak Nar Beldesi'ndeki bir kahveye kadar gelebilerek kendisini zora sokmayacak, bazı basını çağırarak ve benim iddialarımın hiçbirisine dahi cevap vermeyerek bana cevap vermiştir. Ne cevabı? Cevap vermek yerine sadece laf salatası yapmıştır dedi. Allah kimseyi Hasan Ünver'in durumuna düşürmesin diyerek sözlerine devam eden Başkan Ömeray, bir şehirde 15 yıl belediye başkanlığı yapacaksın ve hiç kimsenin yüzüne bakacak halin kalmayacak. O şehirde sokağa çıkamayacaksın. Hasan Ünver, iddiaların hiçbirisine cevap veremediği halde neden ortaya çıkarak cevap veriyor gibi yapmıştır. Mevcut AK Parti İl Teşkilatı Hasan Ünver'i taşıyamaz hale gelmiş ve açıklamaya zorlamıştır. AK Parti'nin baskısına dayanamayarak açıklamaya çıkan Ünver, açıklamasında kendisi hakkındaki iddialara hiç değinmediği gibi maalesef basın mensupları da bu somut iddialar hakkında soru soramamıştır. Sadece hiç yargılanmadığını, hiç hakim karşısına çıkmadığını, hakkında bir soruşturma açılmadığını, belediye çalışanlarının aşırı zenginleşmesinden de haberi olmadığını ve hiçbir yerde imzasının olmadığını ifade etmiştir. Hasan Ünver'in bu muğlak ve genel ifadeleri de doğru değildir. Bir kurumda personelin yaptığı yolsuzluktan imzası olmasa dahi kurum amiri sorumludur. İçişleri Bakanlığı Baş Müfettişi kendisini bütün yolsuzluklardan sorumlu görerek ifadesine başvurmuştur. Ancak ifadesini belediye yerine valilikte bir odada alınmıştır. 1500 sayfalık büyük yolsuzluk raporu 17.000 sayfa 2 ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na verilmiş ve devlet kaydına girmiştir. Hiç mahkeme görmediğini söyleyen Hasan Ünver bilmelidir ki sorun da tam budur. AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı boyunca yolsuzluktan açılmış tek bir soruşturma ve yargılanmış tek bir AK Partili yoktur. Bu hiç olmayacağı anlamına gelmez. Hasan Ünver'in bugünkü ortakları ve dayıları iktidardan düştüğü gün 1500 sayfalık soruşturma raporu bağımsız yargıya intikal edecek ve Hasan Ünver'i kimse kurtaramayacaktır. Hasan Ünver hakkındaki yolsuzluk iddialarına cevap vermek amacıyla yaptığı açıklamada bu iddialar yerine laf kalabalığı arasında benim Mehmet Savran'ı Hasan Ünver'in yönettiğini söylediğimi ifade etmiş. Ben böyle bir ifadede bulunmadım. Ancak Nevşehir Belediyesi'nin Rasim Arı istifa ettirdikten sonra Hasan Ünver'in ekibinin tekrar işbaşı yaptığını ve belediyede bu eski ekibin tekrar etkili olduğunu söyledim. Bu kanaatımı da muhafaza ediyorum. Sayın Mehmet Savran'a da ifade etmek isterim ki yanlış bilgilendirilen kişi ben değil kendisidir. Nevşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması
2018 yılında değil, Rasim Arı döneminde ve Rasim Arı tarafından başlatılmıştır. İşte belgesi, soruşturma yargı aşamasına maalesef geçememiştir. Süleyman Soylu tarafından sümen altı yapılmıştır. Yolsuzluğun bütün bilgi ve belgeleri belediyede mevcuttur ama süreci takip ettiğinizi söylüyorsunuz. Sakın Rasim Arı gibi yolsuzlukların üzerine gitmek gibi yol seçmeyiniz. Çünkü AK Parti dönemi yolsuzluk yapanları değil, yolsuzluğu ifşa edenleri yargılamış ve siyasetten tasfiye etmiştir. En canlı örnek Mehmet Erkatmıştır. Hasan Ömer'in yolsuzluklarını ilk açıklayan odur. Bu sebeple kurucusu olduğu partiden tasfiye edilmiştir şeklinde konuştu. Şimdi karşınızda İç Anadolu illerinin tahmin edilen hava durumu. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. Mayıs Çarşamba. İç Anadolu bölgelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir merkez. En düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 21. Kayseri. En düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 22. Kırşehir. En düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 23. Niğde. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 23. Aksaray. En düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 21. Yozgat, en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 19. Konya, en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 25. Sivas, en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 20. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Değerli izleyenler, şimdi karşınızda Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 24 Mayıs Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Kübra Eczanesi, Eski Sanayi Meydanı, Merkez Bezeyen Eczanesi, Naraşağ Mahalli, Acıgöl Ömür Eczanesi, Avanos, Avanos Eczanesi, Derinkuyu, Cebece Eczanesi, Gülşehir, Gülşehir Eczanesi, Hacı Bektaş Güneş Eczanesi, Kozaklı, Kozaklı Eczanesi, Ürgüp Sağlık Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Mayıs Salı döviz ve altın fiyatları: gram altın alış 963 lira, gram altın satış 965 lira, çeyrek altın alış 1547 lira, çeyrek altın satış 1565 lira. Euro alış 17.19, euro satış 17.23, dolar alış 16.07, dolar satış. Değerli izleyenler, Anadolu RTV ana haber bültenimizi izlediniz. Yarın yine aynı saatte Anadolu RTV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.